Evet 360'ın değerli seyircileri. Biz sizin evlerinize, siz de bizim ekranlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet üzerimdeki giysinin çok şık olduğunu söylüyor arkadaşlar, yapımcılar, efendim program koordinatörleri, sonra kameramanlar, hani yayının size gelmesini sağlayan arkadaşlarım. Evet sizinle birlikteyken diktim değil mi bluzumu ve eteğimi ve bugün de giymek istedim. Şöyle bir isterseniz inceleyin, var mı bir kusur, var mı bir güzellik? Paylaşalım. Artı bir şey daha. Hani geçen hafta söylemiştim ya. Sizin için ben etek kalıbı yapacağım bugün. Müjde müjde müjde. Nasıl mı yapacağım? Hadi buyurun gelin. Birlikte bakalım. Bir adımı kumaşa, bir adımı boşluğa. Başka türlü sürpüle olmaz. Bunu da öğrenelim. Çok kolay yapması. Arkadaşlar nasıl oldu? Saçı bozuldu mu yoksa tüy falan? Evet öğretmenler gibi masama oturdum. Allah'tan arkadaşlar bana kocaman masa bulmuşlar. Çok da seviniyorum ona. Şimdi benim şöyle biraz kalın kartonum var. Bunun üzerinde kalıp yapıyorum. Benim evde kendi kalıplarım o şekilde. O kalıpların üzerinden parşömen kağıdıyla kopyalayıp model uyguluyorum ya da işte değişik değişik şeyler dikiyorum. Şimdi ben size bugün bu kalıp nasıl hazırlanıyor onu göstereceğim. Az önce de söylediğim gibi. Kırtasiyelerden bulabiliyorsunuz 50 kuruş bu karton. Bunun için bana ne lazım? İşte böyle bir karton. İsterseniz siz milyaj kağıdının üzerinden de, paket kağıdının üzerinden de hiç fark etmez. Hangisinden yaparsanız. Şöyle bir kalın keçeli kalem edindim ki kalın kalın yazsın rahat edelim diye. Ve bana diga lazım. Ve bana düz cetvel lazım. Ve bana mezur lazım. Hemen burada zaten. Bir de bütün bunlar için ölçüler lazım. Şimdi ben ölçüyü vermiyorum, vereceğim elbette ki ama ölçü hepimize göre değişiyor. Mesela ben buranın en önemli konusu, bu kalıpçılıktaki en önemli konu şudur değerli seyircilerimiz. Herkes 36 beden, herkes 38 beden, herkes 40 beden, bir sürü insan var ama hiçbirinin boyu aynı değil. Hiçbirinin beden ölçüsü aynı değil. Hiçbirinin kalça ölçüsü aynı değil. Herkesi 36'nın içine koyuyoruz. Ya da 38'in. Ama ne oluyor? Bazı eksikler oluyor. Mesela ben hazır giyindiğimde kol boyları kısa geliyor bana. Çünkü niye? Birazcık kol boyum uzun. Herkese göre farklı. Demek ki bedensel özellikler, hot kütür dediğimiz kişiye özel dikilebilecek kalıplarda farklılaşıyor. Gelin bugün etekten başlayalım yavaş yavaş. Şimdi ben yine 36-38 beden arası çalışacağım ama sizler kendi ölçülerinizle çalışacaksınız. Bunun için bize gerekli olan ölçüler bir bel ölçüsü. Zaten ölçü almayı göstermiştim biliyorsunuz iki parmak içeride ölçü almıştım. İki kalça ölçüsü, üç eteğimizin boy ölçüsü. Şimdi şöyle hemen bir cetvel genişliğinde boydan boya düz bir çizgi çiziyorum. Kartonumun şu kenarını bu çizgi yerine tutabilirim ama onu yapmayacağım. Çünkü ilk defa öğreneceğiz. Sonra benim belim 68. 68 santimi bel ölçüsü 68 olan etek kalıbımın şöyle hemen 68'den bakın 68'i buldum 2'ye katladım ne kadar pratik çalışacağız 34 hemen 34'ün de yarısını buluyorum ölçüyorum bakıyorum kaç oldu 17 pratikten de yapabilirsiniz ama bu bir alışkanlık olacak. 17 santimmiş benim bel ölçüm. Önde de arkada da. Şimdi hemen buradan 1 santim aşağıdan hemen hemen 1 santim aşağıdan şöyle bir çizgi daha çekeceğim. Boydan boya bu da. Eğer biz zaten YouTube'da da bunu ayrıca yayınlayacağız. Defaten seyrederseniz siz de kendinize net ve kesin olarak etek kalıbı yapabilirsiniz. Şimdi hemen arka ortadan burası arka orta yazalım.
arka, orta. Hatta arka ortası diyelim. Böylece buranın arka ortasını bilelim. İlk arka kalıbımızı yapıyoruz. Kaç santim istemiştim ben? 17 santim bulmuştum. 68'in 4'te 1'i 17 idi. Şimdi her zaman ama her zaman fermuar yerinden sonra ki 10 santim aralığında 3 santimlik pens payım olur benim. Bu da bir kuraldır. 3 santimlik arka etekte 3 santimlik pens payım olur. Onu da yazıyorum. 3 santim. Böylece ne yapmayacağız? Biz ne yaptığımızı unutmayacağız. Sonra hemen elime cetvelimi alıyorum. Bu işaretlediğim 3 santimin tam ortasından 1,5 santime denk gelen yerden şöyle cetvelimi koyuyorum ve arka pens 14 santim olur. Eğer boy çok uzunsa 18 santim de olabilir. Ama biz normal boyda bir arkadaş için yani benim için yaptığımıza göre hemen bunun 14 santimle sabitlemesini yapıyoruz. Böylece ne oldu? Arka eteğimin pensi de çıktı. Pardon, arada elimden düşebilir. Şimdi ben burada 17 santimi ölçeceğim. Burada zaten kaç santimim vardı? 10 santimim. Hemen şurada da 7 santimimi ölçüyorum. Evet, arkanın beli çıktı hanımlar. Arka bel oyuntusunun bulunduğu yer çıktı. Arka bel bu kadar. 17 santimimi buldum. Şimdi burada bir şey daha yapıyoruz. Her zaman ama her zaman belimiz bir çukur yapar. Ve bu da yaklaşık 1 santim kadardır. Hemen onu da Riga'nın şu hafif esnek olan bölümü, hani şöyle bir oval bölümümüz var ya, oradan çiziyoruz. Şu şekilde. Bu da ne oldu? Bizim bel çukurumuz oldu. Bakın. Böylece kalıp yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi artık Türk hanımlarının da boyu uzadı ve kalça düşüğünü biz 20 santim kabul ediyoruz. Hemen şuradan bir 20 santimden bir ölçü alıyorum. Hemen şu şuraya dikkat edelim. Buradaki 1 santimden sonraki en son bulduğum yerden aşağıya doğru da bir 20 santim ölçüyorum. Bu iki 20 santimi birleştiriyorum. Burası kalça çizgim oluyor. Beli yaptık. Sıra nereye geldi? Kalçaya. Peki kalça kaç santim? Kalça biraz hürmetli. Şöyle hemen söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyorum ama galiba ölçü kendiliğinden ortaya çıkacak. 96. Yapacak bir şey yok. Hemen yarısını bulduk. 48. Diğer yarısını da bulalım. 48'in yarısı neydi? 24'tü. O vakit hemen buradan şöyle normal cetvelle yapalım. Rigayı karıştırmayalım. Hemen şöyle 24 santimden bir işaret koyalım. Biraz daha çizmem gerekecek. Çünkü daha şey yapmışım. Evet, böylece yine kalçamın 4'te 1'ini buldum. 24 santim. Şimdi Riga'nın şu bölümü benim belle kalçayı birleştirmem için çok ama çok işime yarar. Bakın, çünkü burada hafif bir ovallik istiyorum. Bele doğru giden hafif bir ovalliğim var. Evet. Böylece kalçanın üstündeki etek kalıbımı bitirdim. Normal eteklerde buradaki 20 santim etek boyunda da 24 santim çok pardon işaretlenir ama sevgili hanımlar artık moda var biliyorsunuz. Modada da kalem etekler moda. Ben de zaten size kalem etek dikmiştim. O vakit gelin 4 santim içeri girerek, bakın en az 4 santim içeri girerek yine rigayla aşağıya doğru, evet bakın sanki bütün çiziyormuşum gibi eğer riga yardımıyla yaparsam, buyurun arka etek kalıbımız hazır. Süper oldu. Şimdi bu kalıbı ben güzelce keseceğim.
Sonra şurasından küçücük bir delik yapacağım ve bir yere asacağım. Kıvırmak yok. Efendim halının altına da koyabilirsiniz. Bak orası da dümdüz kalır. Böylece ne oldu? Sizin arka etek kalıbınız çıkmış oldu. Peki bunu kaldıralım. Şimdi bir de önü yapalım. Önde nasıl değişik bir şey var? Hemen yine koyuyoruz. Buradan yine bir cetvel şöyle aşağıya doğru dümdüz çiziyoruz. Hemen bakın ne kadar kolay oldu. Belki de dakikalar içerisinde yaptık. Buraya da ön ortası yazıyoruz. Genellikle eğer modelde farklı bir şey yoksa ön ortası kumaş katı olur. Kumaş katı diye de işaretleriz. Yine ne yapıyoruz? Aynı sistem. Buradan bir santimden şöyle çiziyoruz. Kaç santimdi? 17 santim. Ama burada bir değişiklik var. Bizim 1/3'ünde olacak pensimiz. O vakit ne yapıyoruz? Biraz daha ileri gidip yani en az 14 santim, bu da kuraldır, 13-14 arası ve öndeki pens 2 santim. Şimdi benim gözüm santim olmuş ama sizin için ölçelim. Boyu da 10 santim olur. Bu da net, diğeri 14, bu 10. Böylece pensimi de ne yaptım? Gayet güzel bir şekilde hemen kalça kemiğimin üzerine gelebilecek şekilde çizdim. Kaç santimdi buradaki? 17 santim. Hemen şöyle işaretimi koyuyorum. Evet, 17 santimden işaretimi koydum. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi neydi kalça düşüğüm? Yine aynı, 20 santim. Buradan da işaretliyorum 20 santim. Şöyle yapıyorum. Ve kalça ölçüm neydi? 1/4'ü 24. Onu da işaretliyorum. Biraz daha uzatacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi kalın kalemle yaptık ki rahat görülebilsin. Yine kalçayla beldeki işaretimi 17 santimi birleştiriyorum. Bakın ne oldu? Ön kalıbımın üstü yine çıktı. Aşağıda kaç santimdi? 24'tü. Bakıyoruz ona. Onu da şöyle işaretledik. Ama 4 santim geriye alacağım için, çünkü kalem etek yapıyorum. Kalem eteklerde şöyle bir aşağıya doğru daralma mevcut. Evet. Ön kalıbım da bitti. Ne kadar kolaymış değil mi sevgili hanımlar? İşte bu kadar. Ön ortamız, belimiz, kalçamız. Yine bunu da kaldırıyoruz. Böylece kalıpla ilgili, etek kalıbıyla ilgili bana sormak isteyeceğiniz bir şeyler olursa elbette ki Facebook'tan 360 biliyorsunuz kanalımız, bekleriz, cevaplayacağız. Böylece kalıp işimiz bitti. Bugünlük bu kadar mıydı? Hayır, tabii ki değil. Şimdi çok değişik bir şey daha yapacağız. Hemen malzemelerim şurada, şöyle kalkıp biraz malzemelerime doğru uzanayım. Diyorsunuz ki bir kazak ve bu yünler ne olacak? Şimdi bu benim eski kazağım. Şöyle de biraz şey ipler mipler olmuş ama çok önemli değil. Ben bunu artık giyemiyorum. Gördüğünüz gibi hem küçülmüş hem de böyle tüylenmiş falan bir parça. Onu yıkadım, temizledim. Şimdi çok görüyoruz esasında medyada çok görüyoruz. Eski kazaklardan neler yapılıyor? Eldivenler yapılıyor. İşte kollar kullanılıyor şu şekilde. Elimizi koyuyoruz, güzelce çiziyoruz, hemen sabunumuzu alıyoruz. Bakın, ben de öyle bir şey yapacağım sizin için. Evet, bakın. Hatta hazır aldığım eldivenler biraz şuradaki çukurunu daha az yapıyor diye
ve daha uzun değil, şuralarıma kadar gelmiyor diye üzülüyordu. Buyurun, bakın, işte çizdim. Bu ne oldu? Bana bir eldiven oldu. Hemen elime makasımı alıyorum. Şöyle. Şimdi öbür kolu alalım. Çünkü iki tane yapıyoruz ya. Fakat bunu da bu şekilde dikiş yerine getireceğiz. Ona dikkat edelim. Burada yapacağımız en önemli şey o. Evet. Şu parmağınızın burasına gelen yerde dikiş olmasın lütfen. Dikiş bu tarafta kalsın. Ona dikkat edeceğiz. Burada keserken öyle yaptık. Şunu da keselim. Ben esasında bir tane eşimin kazağından çorap yapmıştım. O da olur. Kollarından oluyor ama başka yerinden çok güzel olmuyor. Kollarından muhteşem güzel böyle dizinize kadar yün, şık bir çorap oluyor. Şimdi ne yapıyorum? İsterseniz beremizi de keselim. Bereyi de ziyan olmasın diye. Bakın şu tarafının şöyle tutacağım. Oradan dikişli olacak. Zaten var dikişi. Şöyle. Hatta bundan iki tane bere bile olabilir. Biraz daha geniş olsaymış rahatlıkla olurdu. Ama ben buradan başka bir şey hala yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle biraz paylı keseceğim. Hem kullanılmış oluyor hem de yeniden bere almak zorunda kalmıyoruz. Sadece şuraya bir tane iğne koymak istiyorum ki aynı boyda düz dikilecek, sonrası yuvarlanacak. Ona şöyle bir iğne koyacağım tek katına. Yerimi bileceğim, şöyle çeviriyorum. Tekrar üst üste koyup iğnemi takıyorum. Biliyorsunuz yünler kesildiğinde çok çabuk atarlar. Onun için çok fazla ellemiyoruz. Hemen makinamızın başına geçiyoruz. Evet. Kalıpla alakalı malzemelerimizi kenara alalım. Ve de biz makinamızı şöyle biraz kendimize doğru çekelim. Bunu da çevirelim. Şöyle çevirdik. Hatta çevirdikten sonra az önce size gösterdiğimin şöyle iyice dikkatli olalım. Bir kere daha göstereceğim tersinden ve ikisini üst üste koyup aynı kalıbın geçmesini sağlayacağım. Ve de şöyle. Güzel. Biliyorsunuz bizim bir patlama yöntemimiz vardı. Şunu biraz kalın yapalım. Şöyle çeviriyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Parmak tarafında dikiş olmayacak. Elimizin yan tarafına gelen eldivenimizin dikiş olacak. Ona dikkat edelim. Şöyle koyuyoruz. Bunu da bunun üstüne koyacağız. Şöyle yapıyoruz. Evet, bütün izler geçti. Bu da çok kolay karşılaştırma yapmamızı sağlıyor. Onu da yaptık. Şöyle de çizdik. Bakın şimdi muhteşem olacak açıkçası. Siz de evdeki eski kazaklarınızı ya da artık giymek istemediğiniz kazaklarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz hanımefendiler. Makinamızı çekiyoruz. Biraz ince adım seçtim özellikle.
İğne altta pozisyonunu seçtim. Yerim bozulmasın diye. Evet, makinamızı da çektik. Şöyle görmek istersek, bakın. Geldik. Şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen çok fazla pay bırakmadan, içeride fazlalığım olsun istemiyorum. Şunu yalnız dibe kadar gitmeliyim ki rahat dönsün. Yine buralarda da çok fazla pay istemiyorum. Kesiyorum. Kestim. Şimdi tabii buralar atar. Bu taraftan daha rahat gösterebilirim. Şu çapaklarımızı temizleyelim. Bakın. Bunlar atacaktır. Çok fazla elemek istemiyorum. O zaman ne yapalım? Gelin hemen ev tipi sürfile yapalım. Böylece bu makinede kaç numaraymış? 3 numaraymış. Bunlar da numaralı numaralı biliyorsunuz. Hemen şuradan dikişe başladığım yerden iğnenin bir adımı kumaşa, bir adımı boşluğa. Başka türlü sürfile olmaz. Bunu da öğrenelim. Böylece istediğiniz kadar yıkayın, istediğiniz kadar ütüleyin. Hiç ama hiçbir şey olmayacaktır. Vallahi bu sıralar havalar da çok soğuk. Ben çok üşüyen bir insanım. Hemen şöyle çevirelim. Bakalım. Yani şöyle elimi sokmasam da rahat edemeyeceğim. Şunları da çıkarayım. Oo, mis gibi. İşte buyurun. Ta nerelerime kadar gelen. Vallahi araba kullanırken, bir şey toplarken, kaldırırken. İşte buyurun eldiveniniz. Nasıl? Güzel oldu mu? Ben çok beğendim açıkçası. Şöyle şöyle de bir de ütülersiniz buralarını. Bugün şimdi ütü yapmayacağız. Çünkü bereyi de göstermek istiyorum. Bunu da aynı şekilde tasarlıyoruz. Gayet şık oldu, gayet güzel oldu. Hemen beremizi yapalım. Vaktimiz kalırsa diğer eldiveni de yaparım. Ama önce şöyle bir beremizi. Burada hemen böyle başlarken devamlı başımızda olacağı için şurada bir sağlam dikiş yapıyorum. Yani bir ileri bir geri dikiş yapıyorum. Sıkı sıkı. Ondan sonra dümdüz. Şurası düz olacak. Öbür tarafıyla paralel olsun diye. Hemen muhteşem bir şekilde. Şuraya gelince iğne altta pozisyonunu seçerek. Bakın iğne altta olduğu için rahatlıkla oynatabiliyorum. Şöyle çeviriyorum. Yine bir makine ayağından dikiyorum. Çok fazla geniş olmamalı. Ve sürfilesini yapacağım. Yine sürfileyi yaparken iğnenin bir ucu kumaşa, bir ucu boşluğa gelecek. Bunu bir kere daha tekrar etmek isterim. Burada da bir geri dönüş yapalım. Sürfilenin de sağlam dikişini yaptık. Şöyle marullandığına bakmayın. Çünkü kafamıza girecek, çıkacak, zaten kendisi de büyüyecek. O çok iyi bir şey. Evet, ve çeviriyoruz. Şimdi bir de bunu deneyelim, olmaz mı? Vallahi hiç de fena olmadı. Bilmiyorum nasıl görünüyorum ama. Arkadaşlar nasıl oldu? Saçım bozuldu mu yoksa tüh falan diyormuşum. Neyse bakın böylece hem eldivenim oldu. Evet ellerim sıcacık oldu tabii ama. Tabii buna bir de pompon yapacaktık. Nasıl yapıyoruz pomponu? Esasında çok kolay bir pompon yapma bizim şeyimiz var. Okuldayken bize öğretmişlerdi.
Ben de şimdi sizlere öğreteyim. Ah ne güzeldi o günler. Şöyle iki kat olacak, kartonumuz olacak. Şöyle de yuvarlak çizeceğiz. Ben şununla çizdim açıkçası. Ama siz de bardak ağzıyla, bardak altıyla çizebilirsiniz. Önce bunu şöyle kesiyoruz. İki kat yuvarlağımızı kestik. Bakın şöyle. Muntazam bir şekilde kestik. Bunu kestikten sonra şöyle alayım. Tam ortasından şöyle bir delik yapıyoruz. Makasın ucuyla ikisine birden tam ortadan şöyle kocaman bir delik yapıyoruz. Buradaki deliğin büyük olması çok şart. Şöyle çevirirseniz böyle bakın sizi görebiliyorum. Böyle bir delik yapıyoruz. Sonra iki kat bakın böyle upuzun bir kere bağlıyoruz şurayı. Şöyle bağlayalım. Ay saçım bozulmadı inşallah diyormuşum. Süslü olmam lazım canım. Her gün sizin elinize gelemiyoruz ama haftada bir gün geldiğimizde de şık görünelim. Evet şöyle bağladım. Bağladıktan sonra bu delikten geçirdim. Bunu da şöyle geçirdim. Burada başka türlü düğüm yapma imkanımız yok. Sadece bunun böyle tepeye gelmesini istiyorum. Şuraya geldim. Sonra habire bu delikten bunu şöyle şöyle al. Makasıma dolandı. Şu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Devamlı. Ta ki bu dolana kadar. Ben tabii burada kısa iplik geçirdim. Siz daha uzun iplik geçirin ya da sık sık iplik geçirin. Öyle de olabilir. Şöyle görebiliyorsunuz diye bu şekilde tutmak istiyorum. Her seferinde döne döne. Üst üste geldiğinde biraz kenara doğru alalım. Esasında şimdi pompon yapma makineleri de var ama makineye para vermeyelim. Hadi vermeyelim. Biz evde böyle pomponlarımızı da kendimiz yapalım. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunun çok sarıldığını düşünün. Birkaç katı bizim burada vaktimiz yok diye yapmadık. Burada yapılmış olanı da var sevgili seyircilerimiz. Bunu bu hale getirdikten sonra şu şekilde kesiyoruz. İnce uçlu makasınızla iki katlı ya şöyle hepsini kesiyorsunuz. Çok kolay yapması. Çevire çevire hemen tam ortadan olacak. Böyle kesiyoruz. Kestik. Kestikten sonra bir parça ip alıyoruz. Şöyle şu kadar falan. Ve bu iki kattı ya bunu şu şekilde ayırıyoruz. Şöyle. Ve bu ayırdığımız yerden bu ipi geçiriyoruz. Bakın. Ve sıkı sıkı birkaç kere düğüm atıyoruz. En az iki kere atıyoruz. İki kere düğüm attıktan sonra şu şekilde bunu çıkarıyoruz. Biraz zor çıkıyor ama sonunda çıkıyor. Yırtabilirsiniz. Tabii sizinki çok daha kalın olacaktır. İşte mantığı bu. Buyurun. Bir tane daha pompon. Hani bunun üzerinde öyle kocaman pompon olsun istemiyorum. Hemen şimdi bunu da şöyle tutalım. Kenara doğru alayım. Şöyle bükeceğim. Biliyorsunuz. Bunu hepimiz biliriz zaten. Şöyle büküyoruz. Epey bir süre. Sonuna kadar şöyle kıvır kıvır olacak. Sonra da tam şuradan şöyle tuttuğumuzda bakın böyle de bir sertlik yapacak. Diğer iple bunu da bağlayacağım. Yine sıkı sıkıya. Şu şekilde. Evet şöyle bir tane daha. Bunu da onun boyunda keserim.
O da ziyan olmaz. Diğer yaptığımız pomponu da bu taraftan takarız. Onu da buradan bağlarız. Şöyle falan olmalı. Şunları keselim. Bu da yine burada pompona yardımcı olsun. Şunu da şöyle keselim. Ve de hemen iğnemize ip geçirelim. Şuradan. Burayı da elde dikeceğiz. Çift kat olsun ne olur. Sıkı sıkı. Çünkü çok fazla elleniyor biliyorsunuz. Şöyle. Biraz da simli iplik seçtim. Şöyle alalım. Hemen bunu alttan geçirelim. Şu şekilde buraya dikiyorum. Dört beş kere sarar gibi diktik. Tersine çevirelim. Burada da şöyle birkaç kere bağlayalım. Kör düğüm yapalım yani. Onu da yaptık. Şu içindekini de alalım. Evet, istersek bir fiyonk yapabiliriz şöyle. İstersek hiç yapmayız. Şu şekilde. Evet. Yaptık. Eldivenimizin bir tanesini de diktik. Diğerine bir dakikalık vaktimiz var. O yetişemeyecek. Bir dakikada da anca veda ederiz biz sizlere. Bugünlük de bu kadar efendim. Hoşça kalın.